Saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortası haber bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kasa tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan iki pilot ve bir teknisyenin naaşları Yalvaç Devlet Hastanesi'nden alınarak Eskişehir'e götürüldü. Şehitlerimiz burada yapılan törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kasa tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan iki pilot ve bir teknisyenin naaşları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şehitlerin naaşlarının gelmesinin ardından hastanenin ana binası ve morg girişine Türk bayrakları asıldı. Gelin. Şehitlerimiz burada yapılan işlemlerin ardından da Eskişehir'e gönderildi. Şehit olan 3 rütbeli asker için Eskişehir'de uğurlama töreni düzenlendi. Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Kara Mustafa'nın Ordu Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da Ordu İkizce, Assubay Ömer Kadir Arlı'nın ise Kütahya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Düzenlenen törene şehit yakınları ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından şehit Binbaşı Ümit Kara Mustafa Ordu'nun Fatsa ilçesine, şehit Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı Ordu'nun İkizce ilçesine gönderildi. Muvaffak eyle ya Rabbi. Kütahya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Assubay Ömer Kadir Arlı ise öğlen namazına müteakip Eskişehir'de toprağa verilecek. 2018 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masadaki en kritik başlıksa şüphesiz ki Afrin Operasyonu oldu. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri Afrin Harekatı ve Olağanüstü Hal Uygulaması'nın uzatılması olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek MGK'da Afrin'deki YPG unsurlarının temizlenmesine yönelik harekatın son hazırlıkları ele alınacak. Bu çerçevede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Brüksel'de ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'la yaptığı görüşmeye ilişkin kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Hem Afrin Harekatı'na ilişkin planlamanın hem de harekat sonrasında atılacak adımların değerlendirileceği MGK'da Türkiye'nin kararlılığına ilişkin net ifadelerin toplantı sonrasında yayınlanacak bildiride yer bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 6. kez uzatılması için tavsiye kararı da alınacak. MGK'nın ardından Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında bu tavsiye kararı ele alınacak. Ardından da OHAL'i uzatma kararına ilişkin Başbakanlık tezkeresi meclise sevk edilecek. Tezkere Perşembe günü Genel Kurul'da görüşülecek ve OHAL 6. kez uzatılmış olacak. Siyasetin gündemi böyleydi. Bültene bölgemizden haberlerle devam edelim. Antalya'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ paralel devlet yapılanması üyesi olduğu ileri sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ üyeliğinden aranan ve Cezayir'e kaçtığı belirtilen Antalya İl Emniyet Eski Müdürü Mustafa Sağlam'ın özel kalemi 4. Sınıf Emniyet Müdürü Doğan D ile komiserler İsmail Ç, Talha K ve kamu görevlisi Oğuz Ş ile Turan B gözaltına alındı. Daha önce meslekten ihraç edilen şüphelilerin örgütün kentteki üst yöneticilerinden olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Akdeniz bölgesinde orman yangın yönetimi uluslararası çalıştayı Amerika Birleşik Devletleri, Fas, Fransa ve Lübnan'dan yetkililerin katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Akdeniz bölgesinde orman yangın yönetimi uluslararası çalıştayı Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Orman Genel Müdürlüğü ile ABD işbirliğince bel dibinde düzenlenen çalıştaya Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici,
ABD Orman Genel Müdürlüğü'nden Natasha Marhav, bölge müdürleri, Fransa, Fas ve Lübnan'dan temsilcilerle akademisyenler katıldı. Çalıştay'ın açılışında konuşan OGM yardımcısı Temur, Akdeniz bölgesinin orman yangınlarının çok sık yaşandığı bir bölge olduğunu belirterek, Türkiye'deki ormanların yarısının yangın tehdidi altında olduğunu söyledi. 2018'de yine meteorolojik verilere göre sıkıntılı geçeceği görünüyor. Yine orman yangınlarının çok fazla olacağı ve çok sayıda orman yangını çıkacağı, bu orman yangınlarında mücadelenin çok çetin olacağı görülmektedir. Yaz aylarında Türkiye'nin orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Temur, yangınlara havadan ve karadan müdahale ettiklerini hatırlattı. Temur, geçen senenin orman yangınları açısından çok riskli geçtiğine değindi. Yine 2017 yılı orman yangınları açısından hakikaten çok riskli geçti ve çok arkadaşlarımız bu konuda çok uğraştılar. Çok sayıda orman yangını çıktı. Bunlar da mücadele etmeye çalıştılar. Allah'a çok şükür yangınlar çok büyümeden, çok fazla saha yapmadan bu yangınların önüne geçmiş oldular. Türkiye'de bulunan iki yangın eğitim merkezlerinden birisi de Antalya'da bulunuyor. Antalya'daki merkezde şu ana kadar 14 ülkeden 139 kişiye eğitim verildi. Yanan orman alanlarıyla ilgili açıklamalarını sürdüren Temur, yangının maliyetinin yüksekliğine dikkat çekti. 2 sene önce bunun bir şeyini çıkarmıştık, bir analizini yapmıştık. 1 hektar yangınla mücadelenin bize maliyeti, 1 hektardaki maliyeti 2 sene önce 55 bin liraydı. Bayağı yüksek yani, normal. Biz bir alanı 5 bin, 7 bin hektar civarında ağaçlandırabilirken, yangınla mücadele için, aynı alan için, bir hektar alan için 55 bin lira masraf yaptığımızı gördük. Diğer ülkeden gelen konuklarla eğitimler ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda istişarelerde bulunacak olan Çalıştay, 19 Ocak Cuma günü sona erecek. 29. Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı'yla 25. Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı dün gerçekleştirildi. Özellikle turizmcilere hitap edilen fuarlarda şeflerse yeteneklerini konuşturdu. Antalya bugün iki önemli fuara ev sahipliği yaptı. Otel ekipmanları Gıda İhtisas Fuarı kapılarını açtı. 4 gün boyunca ziyarete açık kalacak fuarda firma yetkilileriyle satın alma heyetleri buluşacak. Açılışta konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin fuarlarla birlikte yaşanan gelişmeleri anlattı. Biz hem Antalya olarak hem Türkiye olarak çok ciddi bir ziyaretçi ağırlıyoruz. Antalya turizmde dünyanın ilk 10. sırasında. Bu yıl turizmde Avrupa'da 6. sıraya çıkmayı hedefliyoruz. Türk sanayi sektörü makine üretiminde, elektrikli cihaz, iklimlendirme ve ev tekstili, mobilya üretiminde çok ciddi bir başarı kaydetmiştir. Son yıllarda yazılımda da çok ciddi bir gelişme gösteriyoruz. Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise her iki fuarın da hedeflerini aktardı. Toplam 40 bin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi Antalya'da buluşturmayı planlıyoruz. Fuar sonunda en az 25 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturarak Türkiye'nin büyüme rakamlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Fuara gelen konuklar, otellerin mutfak, mobilya, güvenlik gibi alanlarında gerekli ürünleri inceleme fırsatı yakaladı. Fuarda şefler de hünerlerini sergiledi. Fuarda bulunan ünlü otellerin şefleri lezzete önem verdikleri kadar görselliğe de ne kadar önem verdiklerini işte burada sergiledikleri eserleriyle gösteriyor. Fuara gelen ziyaretçilere standlarda hazırlanan kurabiyeler de ikram edildi. Yağlarımızı kullanarak çok güzel kurabiyeler yapıyoruz. Ve gördüğünüz şu şekilde kurabiyelerimizi kesiyoruz. Çok görsel bir şölen hazırlıyoruz. 2017 yılında ÖTV, taşıt kredisi, faiz oranları ve dolar kurundaki artış otomotiv sektöründe sıfır araçlara ilgiyi azalttı. İkinci el piyasasında ise yükselişe neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017'de ikinci el araç satışlarında geçtiğimiz yılın aynı dilimine göre %7'lik bir artış yaşandı. Özel tüketim vergisi, taşıt kredisi faiz oranları ve dolar kurundaki artış sıfır araç satışlarının gerilemesine neden oldu. En çok düşüş ise 2000 cc otomobillerin satışında yaşandı.
ÖTV, dolar kurundaki artış ve yüksek kredi oranları otomotiv sektörünü doğrudan etkiliyor. Vatandaş tercihini sıfır araç yerine ikinci elden yana kullanıyor. 2017 yılı içerisinde ise TÜİK verilerine göre bir önceki yıla oranla ikinci el araç satışlarında %7 oranında bir artış yaşandı. 25-30 arası araçlar daha iyi satılıyor. İkinci el araç piyasasında geçen sene %7'lik bir artış vardı Türkiye genelinde. Antalya'da durum nasıldı? Ben daha fazla olduğunu düşünüyorum bu artışın. En az %10. TÜİK verilerine göre Ocak ve Haziran döneminde 2 milyon 90 bin araç satışı gerçekleşti. 9. aya kadar ilgi çok fazlaydı. Sıfır arabalarda ÖTV ve ÖTV'yi çok fazla yüksek yaptıklarından dolayı ikinci ele rağbet oldu. Neden ikinci el araç tercih ediliyor? Ya tabii şimdi sıfıra milletin gücü yetmediği için, yani biliyorsunuz yani krediler zaten aldı başını gidiyor yani. 2017'nin ilk 6 ayında satışların çok iyi gitmesine rağmen yılın ikinci yarısında satışlar durma noktasına geldi. Yıl sonunda sıfır otomobil fiyatlarında gidilen indirimler ikinci el otomobil fiyatlarını da düşürüyor. Yani ikinci el araç alacaksak yüksek modellilerden mi alalım? Yani yüksek modelliler daha uygun. Ama vatandaşın bütçesi de 25-30 arası. 2000 model araç 30 lira. Ama 2012 model araç da 32 lira, 33 lira. Bedel ödüyoruz. 2018'de nasıl olur? İkinci el mi daha çok satılır sıfır araçlar? 2018'de şu an ikinci elde pek bir hareket kıpırdama yok. Bu bandrol kavgası var şu an ortada. Şubat'tan sonra ikinci eller belli olur. Galericiler Şubat ayından sonra ikinci el piyasasında yaşanacak alım-satım işlemlerinin 2018 yılı için belirleyici olacağını tahmin ediyor. Eğer aracınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız kış aylarını değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü... Ya bence en iyi dönem yine kış dönemi. Haliyle baharın daha yükselme olacaktır yani talepte artış. Fiyatlar da yükselecektir buna bağlı olarak. Büyükşehir Belediyesi Antalya'da yaşayan yoksul, yatalak, engelli ve yaşlı vatandaşların zor anlarında onların yanında oluyor. Ev temizliği, günlük sıcak yemek ve daha birçok hizmet onlara sunuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından başlatılan evde bakım hizmeti zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Doktor ve hemşireler tarafından periyodik olarak ziyaret edilen hastalar muayene edilerek kişisel bakımları yapılıyor. Tıbbi malzeme desteği sağlanan hastalara tansiyon takibi, idrar sondası, serum takma, enjeksiyon, pansuman gibi işlemler uygulanıyor. Önce reise, sonra menderesüre, sonra da sağlık, evde sağlık grubunun hepsine minnettarım, teşekkürüm, teşekkür ederim. Bu aile benim ailem. Hastaneye gitmesi gereken hastalar için ilgili bölümden randevu alınıyor. Ambulans desteği verilen hasta hastanede daimi olarak bulunan bir ekip tarafından karşılanarak işlemlerde kendisine yardımcı olunuluyor. Evde gelenler evimizi temizliyor, çamaşırımızı yıkıyor, alışverişimizi yapıyor. Bu arada mesela banyo için haftada bir gün eleman geliyor. Fizikoterapi için bir eleman geliyor. Yaşlı ve engelli vatandaşların ayağına giden diş doktoru, dolgu, diş çekimi, diş taşı temizleme gibi işlemleri yapabiliyor. Kumluca'da dördüncüsü düzenlenen Portakal Sağlıklı Kal isimli etkinlik lise öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Hüsamettin Çetinkaya da destek verdi. Kumluca Gülçetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri gazlı içecekler yerine doğal portakal suyu içilmesini anlatabilmek için 4 yıldan beri düzenledikleri Portakal Sağlıklı Kal etkinliğini bir kez daha gerçekleştirdi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin de destek verdi. Öğrenciler evlerinden okula gelirken bahçelerinden portakal toplayıp getirdiler. Bu portakalları okul bahçesinde sıktılar, oluşan portakal suyunu arkadaşlarına ve gelen misafirlere ikram ettiler. Gazlı içeceklerden ziyade portakal suyu içmeye davet ediyorlar. Ben müdürümüze, öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kumluca Milli Eğitim Müdürü Ali Girgin de etkinlikle ilgili öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Etkinlikte 300 kilo portakalın suyu konuklara ikram edildi. Ve bültene bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Antalya Valiliği şehit yakınları ve gazilere binaen bir devlet övünç madalya töreni düzenliyor şu anda. Kanal V muhabiri Akif Arıcı da bizleri bekliyor. Detayları almak üzere sözü kendisine bırakalım. Antalya'dan Akra Barut Otel'den gerçekleştiriyoruz. Devlet övünç madalyası ve tevcihi törenindeyiz. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görevi başında şehit olan ya da gazi olan ailelerin yakınlarına veriliyor bu berat. Bizler de bugün 18 ailenin bu onuruna ortak olmak için bulunuyoruz. Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu başta olmak üzere devlet bürokratları da burada ailelere yemekle eşlik ediyorlar. Birazdan yemek başladıktan sonra da 18 aileye, 16'sı şehit, ikisi de gazi olan 18 aileye madalyaları ve beratları tebliğ edilecek ve biz de onların bu gururlarına ortak olacağız diyelim. Ve haberden sonra bu töreni kanal ve ekranlarından canlı yayına izleyeceğinizi de söyledikten sonra sözü tekrar stüdyoya Kartal Oğuz'a bırakalım. Evet, Akif Arıcı'ya teşekkür edelim değerli izleyenler ve bültenimize devam edelim. Geçtiğimiz hafta Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickbox Şampiyonası'nda başına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçiren 18 yaşındaki Alperen Atabay yoğun bakıma alınmıştı, hatırlayacaksınız. Ve ne yazık ki dün yaşam savaşını kaybetti. Genç sporcu gözyaşları arasında toprağa verildi. Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir otelde 8-14 Ocak tarihlerinde yapılan Türkiye Açık Kickbox turnuvasına katılan sporcu Alperen Atabay müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Alperen Atabay özel bir hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren genç sporcu dün yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Atabay'ın cenazesi önce cemevine, ardından da eğitim gördüğü Kemer Lisesi önüne getirildi. Alperen Atabay'ın cenazesi daha sonra Çamyuva Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Değerli izleyenler, Antalya'da iddiaya göre kızının fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan arkadaşının eve çağrılıp darp edilmesi ve görüntülerin sosyal medya aracılığıyla canlı yayınlanmasıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen anne ile diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün ekrana getirdiğimiz ve izleyenlerin büyük tepkisini çeken 13 yaşındaki kıza dayak olayının şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay Muratpaşa ilçesinde 14 Ocak tarihinde yaşanmıştı. Birbirlerini tanıyan 13 yaşındaki İYA ile NÖ henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. İddiaya göre ise İYA sosyal medya üzerinden NÖ'nün fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören N.Ö. de durumu annesiyle 18 ve 19 yaşlarındaki iki erkek yakınına anlattı. Bunun üzerine 13-14 yaşlarındaki İYA eve davet edildi. Kızının resminin paylaşılmasına sinirlenen anne AK tarafından eve gelen genç kız darp edildi. O anlarsa cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Görüntüleri ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri önce olayın yaşandığı yeri tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler tarafından gözaltına alınan dayakçı anne ve iki erkek yakalanarak adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şey söyleyecek misiniz? Sırada spor haberimiz var. Hemen ardından kapanış için yeniden karşınızda olacağız. Kadınlar Handball Süper Ligi'nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor ikinci yarıya Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü maçıyla başlıyor. Ligde oynadığı 12 maçın 12'sini de kazanarak 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Paşa'nın meleklerinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Muratpaşa Belediyesi şampiyon olur. Çünkü Muratpaşa Belediyesi handbolde her şeyi yapmak isteyen bir kulüp. Birçok şeyi de yapan bir kulüp. Avrupa'da Muratpaşa Avrupa'nın gediklisi olsun. Her yıl Şampiyonlar Ligi'nde, EHF Cup'ta olsun istiyoruz. Antalya şehri bunu hak ediyor. Umarım bu güzellikleri yaşatırız. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda cumartesi saat 15'te başlayacak karşılaşmayı Manisa ve Kocaeli bölgesinden Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisi yönetecek. Babamızın şampiyon kızlarıyız. Zeliha Doğan 11 yıl önce eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle kickboks sporuna başladı. Zeliha Doğan 5 yıl önce Türkiye şampiyonluğunu, arkasından peş peşe 2 kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Abimle beraber kickboks sporuna adım attım. İlk şampiyonluğum 2014 yılında Muay Thai Avrupa şampiyonasıydı. İlk milli takıma o şekilde gittim. Zeliha Doğan 2 yıl önce dünya şampiyonu, geçen sene de dünya üçüncüsü oldu. Zeliha Doğan'ın başarısından ilham alan Zehra ve Sevgi de ablaları gibi Muay Thai ve kickboks sporunda önemli başarılar kazandı. 2014 yılında Malezya'da dünya şampiyonu oldum yıldızlarda. Sonra 2017'de tekrar milli takıma gittim gençlerde ilk senemde. Dünya üçüncüsü oldum, 16 ülkeye karşı yarıştım. 2017'de Avrupa birincisi oldum Muay Thai'de, yine aynı de 3 defa Muay Thai'de şampiyon oldum. Zehra Doğan Muay Thai sporunda dünya şampiyonu, Sevgi ise kickboks ve Muay Thai'de Türkiye birinciliğini elde etti. İlk şampiyonluğumu 2013'te Muay Thai'de aldım. 2017'de kickboksta yıldızlarda Türkiye şampiyonu oldum ve boksta yine Türkiye ikincisi oldum. Ben de ablamlara örnek aldım sürekli. Mahmut Doğansa şampiyon kızlarının en büyük destekçisi. 28 yıl önce tekvando sporuyla ilgilendiğini ve kara kuşağa kadar yükseldiğini belirten Doğan, kızlarının başarılarından gurur duyduğunu anlattı. Onlar fırıncı babanın kızları. Kızlarım da çok başarılı. Onlarla her zaman için gurur duyuyorum. Bültenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek ümidiyle. Meteorolojiden derlediğimiz verilere göre bazı illerimizde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. İstanbul karla karışık yağmurlu 4-2, Ankara kar yağışlı 3-3, İzmir sağanak yağmurlu 7-4, Bursa kar yağışlı 4-2, Adana gök gürültülü sağanak yağmurlu 15-5, Eskişehir kar yağışlı 2-3, Trabzon gök gürültülü sağanak yağmurlu 19-5, Malatya sağanak yağmurlu 6-1, Şanlıurfa sağanak yağmurlu 13-6, Konya karla karışık yağmurlu 5-1 derece olacak. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise havanın durumu şu şekilde olacak. Bugün sağanak yağmurlu 17-11, yarın parçalı bulutlu 15-6, cumartesi parçalı bulutlu 16-7 derece olacak. Kentin çevresine göz attığımızda ise Akseki karla karışık yağmurlu 9-5, Aksu sağanak yağmurlu 16-7, Alanya kuvvetli sağanak yağmurlu 18-12, Demre sağanak yağmurlu 18-8, Döşemealtı sağanak yağmurlu 16-6, Elmalı kar yağışlı 6-2, Finike sağanak yağmurlu 18-9, Gazipaşa kuvvetli sağanak yağmurlu 18-11, Gündoğmuş karla karışık yağmurlu 17, İbradı karla karışık yağmurlu 8-5, Kars sağanak yağmurlu 16-12, Kemer sağanak yağmurlu 17-9, Kepez sağanak yağmurlu 17-8, Konyaaltı sağanak yağmurlu 17-9, Korkuteli kar yağışlı 8-2, Kumluca sağanak yağmurlu 17-7, Manavgat kuvvetli sağanak yağmurlu 18-12, Serik sağanak yağmurlu 17-11, Burdur karla karışık yağmurlu 7-3, Isparta karla karışık yağmurlu 6-3 derece olacak. Son olarak dünyadan bazı kentlere göz atıyoruz. Londra yağmurlu 15, Madrid az bulutlu 14-1, Paris yağmurlu 11-6, Atina az bulutlu 14-9, Roma parçalı bulutlu 15-7, Berlin yağmurlu 7-0, Moskova kar yağışı -4-9, New York az bulutlu -1-6, Tokyo çok bulutlu 13-3, Bakü çok bulutlu 8-2 derece olacak.
Delfin Otelleri piyasaları sunar. Borsa İstanbul haricinde tüm değerler düşüşte. Dolar 3 lira 79 kuruş, Euro 4 lira 63 kuruş. Gram altınsa 162 lira 29 kuruş. Borsa İstanbul'sa günün ilk yarısını 116.888 puandan noktaladı. Delfin Otelleri piyasaları sundu.